GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA San Andreas'ta yapmakta zorlandığımız görevlerin kolay yöntemlerini sizlere göstereceğim. Bu kolay yöntemleri denediğiniz zaman görevleri çok hızlı bir şekilde geçebileceksiniz. Ve bundan önce paylaştığım 4 farklı taktik videosu daha var. Eğer bu videoyu severseniz bu videodan sonra onları da izleyebilirsiniz. Gerçekten etkili yöntemler anlatmıştım o videolarda da. Şimdi hazırsanız başlayalım. İlk görevimiz ambulans görevi olacak. Ambulans görevleri biliyorsunuz oyunda normal görevler gibi zorunlu bir görev değil. Yani oyunu tamamlayabilmemiz için gerekli değil ama oyunu %100 bitirmek için gerekli olan görevlerden bir tanesi. Her ne kadar zorunlu olmasa da size bunun taktiğini göstermek istiyorum çünkü ambulans görevini yapmak isteyen birçok kişi var. Şimdi haritayı bir açalım. Görüyorsunuz şu an haritanın sol alt köşesindeyiz. Angel Pine adlı bir kasabadayız. Ve Los Santos şehri de işte burada. Peki neden buraya geldim onu da sizlere söyleyeyim. Eğer ambulans görevini Los Santos'ta yapmaya başlarsanız şöyle bir şey oluyor. Mesela diyelim ki şurada başladınız ambulans görevine, şuradaki hastanenin orada başladınız. İlk başta hastalar hastanenin çevresinde oluyor ama sonradan seviye atladıkça bir hasta şu köşede olurken diğer hasta haritanın başka bir ucunda oluyor. Ondan sonra işte şu yukarıda oluyor, aşağıda oluyor, her türlü yerden çıkabiliyor ve bu da çok zaman kaybettiriyor. Bütün şehri dolaşmanız gerekiyor ambulansla ve dolaşırken de sürekli çarptığınız için ambulans hasar alıyor ve patlama ihtimali olabiliyor. Gerçekten işi çok zorlaştırıyor Los Santos'ta yapmak. Ama şöyle, şunun gibi küçük bir kasabaya gelirseniz, Angel Pine'a gelirseniz mesela şöyle göstereyim. Hemen bir ambulansa binelim, görevi bir başlatalım. Sizlere göstererek anlatayım. Şimdi görevi bir başlattık. Görevi başlattığımız an görüyorsunuz hastanenin dibinde bir hasta çıktı ortaya. Bunu hemen hastaneye götürebiliyoruz çünkü küçücük bir kasabadayız. Bu şekilde görevi hızlıca tamamlayabiliyoruz. Daha sonra yeni hastalar çıktığı zaman da sadece bu kasabada hastalar bulunuyor. Bütün seviyeleri tamamlasanız da 12. seviyeye gelseniz de her türlü her hastayı buradan alıyorsunuz. Bu kasabanın dışına çıkmıyorsunuz. O yüzden size de bu Angel Pine'da ambulans görevini tamamlamanızı tavsiye ederim. Gerçekten işinizi çok kolaylaştırıyor. Bir şehirde yapmaktansa kesinlikle burada yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir de son olarak 3. seviyeye bakalım. 3. seviyeden de bir haritadan göstereyim hastalar neredeymiş diye. Ondan sonrasını zaten yapmaya gerek yok. Şöyle hemen haritayı bir açalım. 3. seviyeye geldiğimiz zaman hastaların yine burada olduğunu görebiliyorsunuz. İsterseniz 12'ye gelin, her türlü hastalar burada yer alıyor olacak. İşte ambulans görevi de bu şekildeydi. Böylelikle Angel Pine'da görevi kolayca tamamlayabileceksiniz. Ve bir diğer yöntemi gösterebilmem için bize bir silah lazım öncelikle. Hemen şuradan bir silahçıya uğrayalım. Size bir silah tavsiye edeceğim. O silahı alırsanız bu görevde çok rahat edersiniz. Hemen şuradan göstereyim. Silahçıya girdiğiniz zaman burada Rifles menüsüne de girmeniz gerekiyor. Ondan sonra bu menüdeyken karşınıza zaten iki tane Rifle yazısı çıkıyor. Biz normal olana tıklayacağız. Normal olandan alacağız bir tane. Zaten aldığınız zaman 20 mermilik veriyor. Bende önceden vardı o yüzden 60 yazıyor. Şöyle bırakalım. 20 mermi size fazlaca yeter zaten. Hemen şöyle şuradan bir çıkalım, görevimize girelim. Görevi nereden alacağımızı söyleyeyim. Görevimiz tam olarak Jize'nin görevlerinden bir tanesi. Yani şuradan alıyorsunuz görevi. Hemen şuradan görevi bulalım. Ve görevimizin ismi de T-Bone Mendez. Göreve girelim. Göreve girdikten sonra şu ara sahneyi bir atlayabiliriz. Şimdi görev yerine doğru gitmemiz gerekiyor. Hatta ben şöyle gideyim vakit kaybı olmasın diye. Şöyle tam olarak şu noktaya gelmemiz gerekiyor. Şu gri yol çizgisine geldiğiniz zaman bu taktiği uygulayabileceğiz. Hemen şöyle bir ışınlanalım. Evet, tam olarak istediğimiz yere geldik. Şimdi silahımızı çıkarabiliriz. Şimdi silahı çıkardıktan sonra şu aşağıdaki motorlulara doğru nişan almamız gerekiyor. Buradan nişan aldığınız zaman bunlar sizi fark etmiyor. O yüzden vakit sıkıntınız yok ama ateş etmeye başladığınız zaman fark ediyorlar. O yüzden ne kadar hızlı olursanız o kadar iyi. En azından bir kişiyi bile yok etsin sizin için kârdır. O yüzden yapabildiğiniz kadar, yok edebildiğiniz kadar adam yok edin. Şimdi deniyorum bakalım ben kaç tane yok edebileceğim ara sahne gelmeden. Mesela 1, 2, 2 adam yok ettim gördüğünüz gibi. Ve şimdi bu ikisi kaçıyor, 2 kişi kaldılar. Bu şekilde kişi sayısını azaltmış oldum. Şimdi tek yapacağımız şey bu adamları kovalamak ve şöyle bir şey daha göstereceğim. Taktik bu kadar değil. Birçok kişi bunları böyle yok etmemiz gerektiğini düşünüyor. Yani motorlarını sürerken onların paketlerini alamayacağımızı düşünüyor ama aslında öyle değil. Bunların yanlarına geldiğimiz zaman şöyle CTRL tuşuna basarsak paketlerini ellerinden alabiliyoruz. Yani öldürmemize gerek kalmıyor. O yüzden
Böyle bu yöntemi de uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ateş etmeseniz de sadece yanından geçerken CTRL tuşuna bassanız bile paketlerini çok kolay bir şekilde alabilirsiniz. Ve görevi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Belki yukarıdan siz daha fazla adam yok ederseniz, öldürürseniz sizin için daha iyi olur. O şekilde benden daha da hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Sizin yeteneğinize kalmış o da. Ve son adamımızın paketini de alalım hemen. Şöyle gidiyoruz ve aldık. Aldık ama duvarda çarptık bu arada. Neyse sıkıntı yok. Şöyle bir gidelim. Evet. Paketimizi aldık. Şimdi paketi bırakmaya doğru gidebiliriz. Ha, benim gibi şunu da yapmayı unutmayın. Az önce öldürdüğümüz adamların paketlerini de almayı unutmuştuk. Öyle bir şey yapmayın, yoksa geri dönmek zorunda kalırsınız. Görevi anlatacağım diye adamları kovalayacağız diye o baştaki paketleri almayı unuttuk. Neyse sıkıntı yok. Siz de o paketleri alıp görevi kolayca tamamlayabilirsiniz. Ve son göstereceğim yöntem ise Jizzy'nin görevlerinden bir tanesinde olacak yine. Hemen görev listesini açalım. Şuradan görevi bulalım. Görevimizin ismi Mike Toreno. Az önce yaptığımız T-Bone Mendez görevinden sonraki görev oluyor bu. Hemen göreve girelim. Bu görevde ne yapacağımızı açıklayayım sizlere. Yöntemimiz şu anda başlıyor. Şöyle göstereyim. İlk önce buradaki arabaya binmemiz gerekiyor. Arabaya bin diyor zaten oyun. Arabaya bindikten sonra hemen arabadan iniyoruz. Böylelikle yandaki adamı arabadan indirmiş oluyoruz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman başka bir araba seçmemiz gerekecek. Şöyle mesela hızlı bir araba olursa bizim için daha iyi olur. O yüzden bunu tercih ettim. Bu hızlı bir arabaya benziyor. Hemen yandaki adamın da binmesini bekleyelim. Ondan sonra ne yapacağımızı açıklayayım. Biliyorsunuz bu görevde sürekli oyun bizi başka bir yere götürüp duruyordu. Mesela şuraya geliyorduk, orada değil diyordu. İşte şurada diyordu. Ondan sonra orada değil diyordu. İşte şurada diyordu. Garip garip bizi sürekli boş boş dolaştırıyordu. Ama şimdi göstereceğim yöntem sayesinde, yani gösterdiğim yöntem sayesinde daha doğrusu, çünkü yöntem bu kadar. Başka bir araba alıp böyle oralara hiç uğramadan havaalanına direkt gidebiliyoruz ve görev sayılmış oluyor. Tabi arabayı sürebilirsem size hızlı olduğunu da göstermek istiyorum. Daha hızlı bir araba alırsak aslında daha güzel olur. Şöyle mesela hızlı bir araba park edilmişse oraya, sizin şansınıza iyi olur. Ama en azından oralara hiç uğramadığımız için yine de çok hızlı bir şekilde görevi tamamlayabileceğiz. Şöyle göstereyim. Şu an mesela haritadan gösterilen yerin yanından geçiyoruz ama oralara hiç uğramadan böylelikle havaalanına doğru hiç yolumuzdan sapmadan gidebiliyoruz. Görevimiz de başarılı bir şekilde tamamlanmış oluyor. Şöyle göstereyim. Havaalanına doğru yöneldiğimiz zaman oralara hiç uğramamış ve görevi hızlıca tamamlamış oluyoruz. Şu an mesela başka bir yere gösteriyor oyun ama oraya da hiç uğramıyoruz. Sadece havaalanına doğru gitmeye odaklanmamız gerekiyor. Böylelikle havaalanına hızlı bir şekilde ulaşmış ve görevi hiç oyalanmadan tamamlamış oluyoruz. Hatta şöyle kestirmeleri kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Bu görev zor bir görev değil ama hızlı yapmanızı sağlayan birkaç tane taktik göstermek istedim sizlere. İşte bu şekilde bu görevde de bu taktiği kullanırsanız havaalanına anında hiç oralara uğramadan ulaşmış olursunuz. Şimdi tek yapmamız gereken sinyalin olduğu yere doğru gitmek. Mesela adamlar şuradaymış zaten hemen. Bu şekilde bu görevi tamamlayabiliyoruz. Bir de şunu göstermek istiyorum sizlere. Bu adamları yok ettikten sonra şuradaki helikopteri kullanarak yine adamları Jizzy'nin mekanını hızlıca bırakabilirsiniz. Helikopteri de bu arada paint spray'in içerisine kolaylıkla girdirebiliyorsunuz. Bu şekilde bu görevde ulaşım sorununu çözmüş olursunuz. İşte gösterebileceklerim bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka macerada, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.